Herhalde evet. Birkaç arkadaş girmeye başladı. Yoksa kapattım. Ha tamam. Evet. Şu an gördüğüm kadarıyla giriş yapabildim. Şu an herhalde arkadaşlar yavaş yavaş gelmeye başladılar. Selamlar diyeyim önce herkese. Değerli arkadaşlar. Şu an için daha ben selam verdim ama selam gelmiyor. Demek ki gecikmeli oluyor bu süreç, başlangıç süreci. Aramızda biraz uzay zaman farkı var demek ki. Çok güzel bir program seyrediyordum şimdi arkadaşlar. National Geographic'te şeyden bahsediyor. Ekinoks. Ekinoks'un peşinde. Harika bir belgesel. İnkaların ve Mayaların astronomiyle olan uzmanlığını, ilişkisini gösteriyor. Gerçekten harika. Tabii astronomi, ekinoks falan deyince aklıma da şöyle bir şey geldi. Hakan Sarıkaya. Merhaba, Hakan dayı diyeceğim. Hakan, Halil amca. Ya Hakan'cığım çok gençsin, ondan dolayı amca diyorsun bana. Neyse, espri bir yana, problem değil. Olabilir, amca da diyebilirsiniz. Halil de diyebilirsiniz. İçinizden nasıl geliyorsa. Şimdi, herkese merhabalar. Aleyküm selam. Ömer Bey, Burhan Bey selamlar. Hakan sürekli amca yazıp duruyorsun. Yusuf Bey iyi akşamlar. Şöyle, şimdi bir giriş yaptık. Genelde bu canlı yayın bağlantılarında en başta böyle bir girizgah seremoni olur ya. Diğer arkadaşlar da bekleyelim gelsinler diye. Herhalde öyle bir adet var. Hem onu yapmışken çok enteresan bir şeyden bahsedeceğim şimdi size arkadaşlar. Bugün biliyorsunuz 450 tane hisse senedini iki defa baştan sona gezeceğiz. İki defa derken iki defadan kastım şu. Tek tek gezeceğiz önce. İyileri, kötüleri, daha doğrusu zayıfları, güçlüleri not alacağız. Benim burada bir listem var. O listede bu notları alacağım. Bunun ötesinde bir ikinci defa daha gezeriz. Çünkü ben hisse senetleri, yani hisse senedi analizi yaparken genelde önceden daha çok yapardım. 450 tane hisse senedine ortalama 13 dakikayla 9 dakikayla 13 dakika arasında bakardım. 450 tane hisse senedine 13 dakikayla 9 dakika gibi bir aralıkta bakardım. Hızlı hızlı bunların içinden olumlu gördüklerimi işaretlerdim. Sonra o işaretlediklerim 20 tane mi çıktı? O 20 taneyi de oturur biraz üzerinde bir 10 dakikada ayırırdım. Ondan sonra en iyi kağıtları yakalardım. Bunu önceden daha çok yapardım. Tabii belki son yıllarda çok fazla hisse senedi yapmıyorum. Ama son dönemde tekrar bir son 5-6 aydır yapıyorum. Gayet de güzel kağıtlar yakaladık. Gerek yükselişte gerek düşüşte bunları yakalayıp paylaşmaya çalışıyorum kapalı devrede. Açık tarafta da bir şekilde bir takım paylaşımlarım oluyor sizlerle. En azından bu dönemi atlatana kadar böyle gidelim. Umarım benim için de canlı yayın tecrübesi oluyor. Yani YouTube'da canlı yayın tecrübesi. Yoksa televizyonlarda yıllarca canlı yayınlara çıktık, herhangi bir sıkıntı yok. Umut Bey iyi akşamlar. Umut Hocam iyi akşamlar daha doğrusu. Evgincim günaydın. İyi akşamlar. Evet. Bayağı arkadaşlarımız geldi. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar hepsine bakacağız. Bütün hisselere bakacağız. Yani tek tek bütün hisselere bakacağız. Belki biraz daha dediğim gibi iki defa şöyle hisseleri bir tur atarız. Birincisinde biraz hızlı gideriz. İkincisinde belki not aldıklarımız üzerinde gideriz. Endeksle karşılaştırırız. TL bazında karşılaştırırız.
Önce bir haftalık trendlere, ana trendlere bakıp sonra ikinci turda kısa vadeli trendlere bakıp böyle bir analiz yaparız. Dolayısıyla bir göz atmış oluruz hisse senetlerine. Eğer vakit bulursak, isteyen olursa son bir açılışlarda büyük ihtimalle biz konuşmamızı yaparken Dünya Asya tarafından, Yeni Zelanda tarafından açılış olmuş olacak. Orada olmazsa açılıştaki dolar, altın, euro, dolar, petrol çok pardon bunlara da bakabiliriz arzu ederseniz. Yani daha doğrusu arzu eden, kalmak isteyen kalıp bir tekrar bakmış olabiliriz. Yarına ne olabilir? Son bir kripto paralara da bakarız. Evet, bu girizgah herhalde yeterlidir. Çünkü girişte bir sıkıntı olmuştu internette. Şu an yavaş yavaş başlangıca geçebiliriz. Ha, bu arada tabii ki şunu söylemek istiyorum. Çok enteresan, ben şeyi çok severim ve çok da izlerim programını. Fatih Altaylı'nın arkadaşlar yıllardır harika programlar yapıyor. Tartışma programı değil. Hatta Deniz Bayramoğlu'nun da CNN Türk'te vardı bir ara. Şu an herhalde yok. O da çok güzel programlar yapıyordu. Daha çok bilgi vermek amaçlı, bilgiye yönelik programlar. Çok güzel programlar yapıyor. İki Fatih Altaylı tabii ki çok tecrübeli bir gazeteci. Onun programlarını kaçırmamaya çalışıyorum. Kaçırdıklarımı da internetten seyrediyorum. Müthiş bilgiler sunuyorlar bedava. Aynı şekilde Deniz Bayramoğlu'nun da bir ara çok vardı. Şu an herhalde devam etmiyor. Ben göremedim ama şunu demek istiyorum. Çok da uzatmayayım. 2020 yılına yönelik bir nasıl söyleyeyim? Astrolojik bir yorumda bulunmuş ekrandaki beyefendi. Bana da bir yerden geldi. Baktım, gerçekten çok enteresan. 2020 yılı için söyledikleri dinlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu programı dinleyin diyorum. Dünyada yeni bir düzenin başlayacağına yönelik, Amerika ile bağlantılı, Çin'le bağlantılı, dünyayı etkileyebilecek çok enteresan bir konudan bahsediyor. Tabii bu Ocak ayı içinde o herhalde yapılan program. 1 Ocak'ta yayınlanmış bu program. Çin'le bağlantılı olarak dünyayı etkileyecek çok enteresan bir sıkıntılı süreçten bahsediyor. Amerika'nın ekonomik çöküntüsünden bahsediyor. Bunun ötesinde en önemli noktalardan bir tanesi, eğlence yerleri, restoranların bile kapanabileceği, hayatın durabileceği yönünde enteresan bir yorum var. Ha, belki bu Çin'i çok yakından takip edip böyle bir şey de söylemiş olabilir beyefendi ama bilmiyorum. Yani bir izleyeceğim, detaylı bir şekilde izleyeceğim. Küçük bir spoiler vermişler, oradan takip ettim. Yalnız etkilendim bayağı bir, güzeldi. Astronomiyle yıllardır ben olabildiğince gökyüzü astronomiyle ilgilenirim. Hatta bundan yaklaşık 30 yıl önce okuduğum bir kitap vardı. Yıldızname. Bilen arkadaşlar vardır. Gökyüzü ile ilgili, daha doğrusu karakterlerle ilgili, burçlarla ilgili. Gökyüzü değil tabii ki. Çok enteresan bir kitaptır. İnsanların kişiliklerini burçlara göre, karakterini doğduğu gün ve saate göre de nasıl bir karakterde olduğunu dahi anlatan bir kitaptır. Muhteşem bir kitap. İmkanı, fırsatı olan varsa alıp okuyabilir veya artık YouTube'da Yıldızname deseniz de mutlaka anlatan birileri vardır, çıkacaktır. Ben özel ilgi alanım olduğu için ben ilgilenirim. Çok etkilendim yalnız, çok enteresan. Onun ötesinde tabii biliyorsunuz ben de uzunca bir süredir kötümserdim. Bu yıl özellikle Ocak ve Şubat aylarında borsaların dramatik bir düşüş sürecine girebileceğinden bahsettiğim bir çalışmam vardı. Zaten bu çalışmayı ben ocağın 8'inden itibaren sık sık paylaşıyorum. Ve bunun da bir bahaneyle ciddi bir çöküş olacağını, bunun da koronavirüsüyle bağlantılı olacağını söylemiştim. Ben de teknik anlamda böyle bir bahaneler mutlaka bulunur arkadaşlar. Teknik temel gerekçeler mutlaka bulunur. Dolayısıyla ben de böyle bir öngörüde bulunmuştum. Burada ne zaman? 17 Mart'ta paylaşmışım bu videomu. Normal şartlarda zaten günlük kapalı devirlerde paylaşıyorum. Neyse, buraya hiç girmeyeyim. Hemen şöyle
isterseniz grafiklerle başlayalım. Çünkü gördüğüm kadarıyla evet şu an için gayet iyi bir izleyici kitleniz var. Teşekkür ediyorum. Bu saatte bana zaman ayırıp ekranıma geldiğiniz için, televizyonuma geldiğiniz için. Şimdi evet biraz öksürük var. Hala yani atlattık çok şükür, herhangi bir şey yok çok şükür de. Ama arada böyle öksürük olacak. Mendilim yanımda. Etrafımda kimse yok. Gayet rahat. Şimdi ben karşılaştırmalarımı yaparken arkadaşlar 450 tane hisse senedini şimdi tek tek gezeceğiz. Haftalık, bakın burada haftalık endekse karşı, yani haftalık dediğimizde ana trendler ne durumda hisse senetlerinde, bunun karşılaştırmasını yapacağız. Sonra da günlüğe döneceğim. Haftalıkta güçlü gördüğümüz, endekse göre güçlü gördüğümüz veya zayıf gördüğümüz hisselerin tablosunu çıkartarak günlükte de bunun yorumunu yapacağız. Şimdi tabii her zaman olduğu gibi şöyle yapıyorum ben. Ben normal şartlarda çalışmamı yaparken her kapalı devrede her sabah veya öğlen, sabah veya gün ortası yapmış olduğum çalışmalarda endekse göre güçlü, endekse göre zayıf, endekse paralel diyorum. Şimdi endekse göre güçlü dediğim hisseler, endeks eğer düşüş trendindeyse endeksten daha az düşecek olan hisseleri gösterir anlamına gelir. Endeks yükselen trendde ise endeksten daha fazla yükselecek, daha güçlü, daha iyi prim yapabilecek hisseler anlamına gelir. Bunları zaten paylaşıyorum. Ve bu tür çalışmalar yaptığımda da endeks yatayken güçlü dediğim hisseler endeksin daha üzerinde prim yapabiliyor. Endeks düşerken daha az düşüyor, biraz önce bahsettiğim gibi. Endeks yatayken de daha iyi prim yapıyor. Veya endeks düşüş trendinde ise endeksten daha az düşüyor. Endeksen güçlü olduğunu bir yerde göstermiş olur. Ama endekse paralel dediğim hisseler endeks kadar düşüp endeksle aynı hareketi sergilediğini düşündüğüm ve yorumladığım hisseler olarak bunları söylüyorum. Endeksten zayıf dediklerimse endeks düşerken endeksten daha fazla düşebilecek, dikkat edin, daha sıkıntılı anlamına gelir. Dolayısıyla endeks tepki verirken bu hisseler daha cılız tepki verir. Dolayısıyla bu hisselere çok bulaşmamak lazım diyebiliriz. Böyle bir girizgahta başlamış olduk. Yani endeksten güç dediğim hisseler endeksten daha fazla yükselir. Endeksten zayıf dediğim hisseler daha fazla düşer. Endekse paralel dediğim hisseler endekse beraber hareket eder anlamına gelir. Şimdi mesela Açsel'le başlayalım. Haftalık biraz daha uzun vadeli. Hemen şöyle geçiyorum. Açsel'e baktığımda bu hisse endeksten güçlü. Şu an gördüğüm kadarıyla güçlü. Yani ne anlama geliyor? Bundan sonra endeks düşse de bu hisse az düşebilecek hisse anlamına gelen bir durumu ifade ediyor. Şöyle bir saniye. Ben bir daha şuradan alayım. Tekrar başlayacağım. Evet. Açsel endeksten güçlü gördüğüm kadarıyla. Anadolucam endekse paralel şu an gördüğüm kadarıyla. Anel endekse göre gayet güçlü. Anadolu Hayat endekse göre şu an güçlü hali hazırda. Anadolu Sigorta endekse göre güçlü. Arçelik endekse göre zayıf. Nedir bilmiyorum, bunu geçiyorum. Arena endekse göre ne kadar güçlü olduğunu görüyorsunuz. Armada endekse göre güçlü. Arsan endekse göre endekse paralel. Artı bunu geçiyorum. Yani isterseniz bilmiyorum, belki ilgilenen vardır. Gene de biz bir şeyde bulunalım. Endekse paralel. Aselsan bakın endekse göre güçlü. Orta uzun vade için bu gücünü korumak isteyecektir. Yani düşüş olsa bile endeksten daha az düşecek hisselerin başında gelir. Aselste. Evet. Aslan endekse göre şu an için paralel diyorum. Asuzu. Burada Ases T dediği, ben uzun süredir tüm endekse bakmıyorum ama Ases, pardon, Aslan T. Bu nedir arkadaşlar? Tam anlayamadım ama neyse. Sonuçta iki tane grafik çıktığına göre vadelisi olabilir. Aslan Çimento gördüğüm kadarıyla endekse paralel. Evet. Asuzu endekse paralel. Pardon.
Şöyle bakıyorum. Endekse paralel. Hemen geçiyorum. Ata endeksen güçlü. Ateks endekse paralel. Atlas paralel. Atpet endeksten zayıf. Ciddi zayıf hem de. Atlantis. Bunu geçiyorum. Bu uçmuş zaten. Avgeo endekse paralel. Bazı hisseler işte tüm endeksler içinde bazı hisselere bakmak çok da anlam ifade etmiyor. Temerrüt hocam. Teşekkür ederim. Temerrüt. Tamam. Ben şimdi tümünü işaretleyip hepsine baktığım için uzun süredir hepsine bakmıyorum. Yüz endekse sırıklı bakıyorum. T'nin şu an ifade etmiş olduğunuz gibi. Teşekkür ediyorum. Şimdi Avol'u geçiyorum. Avis endekse göre güçlü. Yani bu güçlü olacağının da devam edebileceğinin de anlamına gelir. Avot endekse göre paralel. Autur endeksten zayıf. Altı Yunus Çeşme endekse göre güçlü. Endeksten güçlü daha doğrusu. Ayen endeksten güçlü. Ayces endeksten güçlü. Aygaz endekse paralel. Bağfaş endeksten güçlü. Bakambalaj endeksten güçlü. Şimdi bunları işaretleyecektim ama listemi bulamadığım için. Balat endeksten güçlü. Banvit mesela endeksten çok güçlü. Yani enteresan güçlü gözüküyor. Bu haftalık grafik bakıyorum arkadaşlar. Bu yani kısa vadeden orta vadeye iyi olabilecek anlamını da ifade ediyor. Bunu da not olarak alabilirsiniz. Bas CM endeksten güçlü gördüğüm kadarıyla. Bera endekse paralel. Beyaz gördüğüm kadarıyla endekse paralel. Boşveren endeksten güçlü. BİM endeksten güçlü. Bizim endeksten güçlü. Beşiktaş. Şu an gördüğüm kadarıyla evet endekse paralel. Bilece endeksten halihazırda güçlü. BİMEX endeksten zayıf. BİMEX endeksten zaten zayıf olduğunu söylemiştik. Evet. BNETAS endeksten güçlü. Bolu Çimento. Evet endeksten çok güçlü. Bossa endeksten güçlü. Boy P endekse paralel diyorum. Brisa endeksten güçlü. Bakın Brisa da çok güzel gözüküyor. Brekisan endeksten güçlü. Bremen endekse paralel. Borusan endekse paralel. Borusan Yatırım endeksten güçlü. Batı Sakya endeksten zayıf. Çim endeksten zayıf. Bursa Çimento endeksten güçlü. Burçelik endeksten güçlü. Burva endeksten güçlü. Coca-Cola endeksten güçlü. Çelikalat endeksten güçlü. Cemas endekse paralel. Cemtaş endekse paralel. COM endekse pardon bir daha bakalım şöyle. Gördüğüm kadarıyla endekse paralel. Çimsa endeksten zayıf. Çelebi endekse paralel. Çimbeton endekse paralel. Çimentaş endekse paralel. Kozmo endeksten güçlü. Daha da devam edecek gibi gözüküyor. Carrefour evet. Endeksten güçlü. Carrefour'sa endeksten güçlü. Şusan endekse paralel. Dagi endekse paralel. Dardanel endeksten oldukça güçlü. Denizli'cem endekse paralel. Denge endekse pardon denge gördüğüm kadarıyla endeksten zayıf. Deniz endeksten zayıf. Deras endekse paralel. Derim endekse paralel. Desa endeksten güçlü. Deskep endeksten güçlü. Deva endeksten çok güçlü. B GT endeksten güçlü. DGGO endekse paralel. DGKL endekse paralel. Paralel. Dirit. Gördüğüm kadarıyla şu an endeksten güçlenmeye başlamış. Dirit. Evet.
DİTAŞ endeksten güçlü. Dow Jones'u geçiyorum. DEVİSAŞ endeksten zayıf. DOAS endekse paralel. DOBUR endekse paralel. DOKO endeksten oldukça zayıf. Doğu Sandoro endekse paralel. Doğan tahmin ediyorum ki endekse paralel. Evet, paralel seyredecektir önümüzdeki süreçte. Döktaş endekse paralel. Durdo endeksten güçlü. Diyoboya endeksten güçlü. Deniz Yatırım paralel. Eczacılar ciddi güçlü. Eczacı Yatırım çok güçlü. Edip endekse paralel. Egey endeksten güçlü. Bu da güçlü. YEO güçlü. Ege Endüstri endekse paralel. Ege Gübre endeksten çok güçlü. Egpro endekse paralel. Ege Seramik paralel. EKGO. Evet, EKGO da son dönemdeki harekete baktığımda endekse paralel olmaya başladı. Zayıftı. Biraz da paralel olmaya başladı. Sanki biraz daha pozitif ayrışabilir gibi gözüküyor. EKGO. Ekiz endeksten güçlü. Emkel endekse paralel. Emniş endeksten güçlü. Enerjisa endekse paralele dönmeye başladı ki son dönemde bizim güçlü gördüğümüz hisselerden de, son dönemden kastım haftalardır. Bakın şu rallide endeksten güçlü seyretmişti. Beklentilerimizi karşıladı. Enka endeksten şu an için güçlü. Eplas endeksten güçlü. Erbosan paralel. Ereğli endekse paralel. Ersu endeksten güçlü. Eskom güçlü. Etiler paralel. Etiyat paralel. Bu zayıf gördüğüm kadarıyla. EUKYO bu da endekse paralel. YOT paralel. Pardon. Evet, aynı zaten. EUYO endekse paralel. Fener gördüğüm kadarıyla endekse paralel. FLAP endekse paralel. Motor piston endeksten güçlü. FONET endeksten güçlü. FORM endekse paralel. FRIGO endeksten, hemen şöyle bakalım, endeksten güçlü. Froto endekse paralel. Garanti endekse paralel. Garfa endeksten güçlü. Gedik zaten güçlü. Ne kadar güçlü olduğunu görüyorsunuz. Gezze güçlü. Gentaş güçlü, endeksten güçlü. Gerel endeksten, endekse paralel. Şu T'ler olmasa daha hızlı geçeceğiz ama günlüklerde biraz daha herhalde ayrışacaktır. Detaylı bir şekilde bakacağız. Global menkul değerler endeksten güçlü. GLTREO endeksten güçlü. GLREO endeksten güçlü. Endekse paralel. Mesela şu GMS TRF endeksten çok güçlü gözüküyor. Göltaş endekse paralel. Goodyear şu an sanki endeksten güçlü. Goodyear. Gözde endeksten zayıf. YRNEO endekse paralel. YSD endekse paralel. YSD Holding endekse paralel. Galatasaray, evet, Galatasaray sanki biraz endeksten güçlenmeye başlamış gibi bir görüntüsü var. Olabilir, olumlu gözüküyor. Gübre endeksten çok güçlü. Aşırı alım bölgesinde olduğu için ama hala hazırda güçlü arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla haftalık hala gücünü koruyor. Güneş Sigorta endeksten güçlü. GLEO güçlü. Halkbank endekse paralel. Halk Sigorta paralel. Pardon. Bir daha bakalım. Paralel, evet. Hatek endeksten güçlü. EDGS endekse paralel. Hektaş oldukça güçlü. Bakın uzunca bir süredir endekse göre güçlü dediğimiz hisseler içindeydi ki gayet de olumlu. Halk Gayri endeksten güçlü. Kubbe endeksten güçlü. Şunları hızlı geçeyim. Hürriyet şu an endekse paralel. ICBC endekse paralel. İDEAS endeksten zayıf. İDGEO endekse paralel. İHLAS Yatırım Holding herhalde endekse paralel. İHEVA endeksten güçlü gözüküyor. İHGZT endeksten güçlü gözüküyor. Enteresan şekilde. İHLAS endekse paralel. İhlas gayrimenkul. Gördüğüm kadarıyla endeksten şu an için güçlü. Yayıncılık endekse paralel. İndes gördüğüm kadarıyla endekse paralel.
Bu zaten endekse açık ara iyi gözüküyor. Gitmiş. İntema endekse paralel. İpek endeksen güçlü. İş A, iş C bunlar. İş B pardon. Bunlar endeksen güçlü. B de güçlü. İşçi endekse göre maalesef zayıf hisselerden bir tanesi gibi gözüküyor. İstemir endekse göre güçlü. Şu an için gayet olumlu. İşvi gayet güçlü. Pardon, çok özür dilerim. Endekse paralel. İşGSO endekse paralel. İşGEO endekse paralel. İşkur güçlü. İsmen çok güçlü. İSYAT güçlü. İttifak endekse paralel. İSFAS endekse paralel. İzmir hala çok güçlü. İzocam endeksen zayıf. İSTAR endekse paralel. Jansa çok güçlü. Kapmamin güçlü. Karel gayet güçlü. Karsan endekse paralel. Kartonsan endeksen güçlü. Katmer endeksen zayıf. Koç Holding şu an hala zayıf endeksen. Kent endeksen güçlü. Kervan endeksten zayıf. Kerevitaş pardon. Evet güçlü. Çok güçlü. Kafein endeksten güçlü. Kiler endeksten zayıf. Zayıf. Klimasan endekse paralel. Klimasan endekse paralel. Konfut endekse paralel. Konya. Pardon. Konfut sanki. Evet endekse paralel. Konya endekse paralel. Kortsa endekse paralel. Koza endeksten güçlü. Kozalar hala güçlü. Bu endeksten zayıf gibi gözüküyor. Kardemir A paralel. Kardemir B paralel. Kardemir de endeksten zayıf gözüküyor. Enteresan Kardemir de. KRGO endekse paralel. Kront endeksten güçlü. Kars KRSAN endeksten güçlü. Kristal endekse paralel. KRTK endekse paralel. KS Tur endeksten güçlü. Kütpo endeksten güçlü. Kuyaş endekse paralel. Litva endekse paralel. Link endeksten güçlü. Lokman Ekim endeksten çok güçlü. Logo çok güçlü. Lüks endekse paralel. Altı sanki endekse paralele dönecek gibi. Güçlüymüş ama endekse paralele dönecek gibi. Makine takım endekse paralel. Marka endekse paralel. Martı endeksten zayıf. Mavi endekse paralel. Mega endeksten zayıf. Memsa endekse paralel. Mepet endekse paralel. Pardon. Mepet endeksten zayıf. Merit endekse paralel. Merkur endeksten çok güçlü gözüküyor. Metal endekse paralel. Metro. Şöyle bir daha bakayım. Endeksten zayıf. Metur endekse paralel. Migros çok güçlü. Mipas endekse paralel. MMCAS. Gördüğüm kadarıyla endeksten güçlü. Ya neyse bilemiyorum yani. Sadece güçlü, güçlü zayıf diyorum. Şimdi bunlar içinde tabii ki seçeceğiz. Hiç bilmedim belki de 132 133 hem görüyordur onun için. Ama olan da varsa en azından söylemiş oluyoruz. Hemen deriz. Endekse paralel. Medical Park endeksten güçlü. Mardin endeksten hala güçlü. MRGO endekse paralel. Marshall endeksten çok güçlü. MSGO güçlü. Gördüğüm kadarıyla endekse paralele dönmüş. Mazar endeksten güçlü. Naten endeksten güçlü. Netaş endekse paralel. İyi baş sanki güçlenecek gibi gözüküyor ama endekse paralel şu an için diyorum. Net Holding endeksten hala zayıf. Nugio endekse paralel. Nuh endekse paralel. Olaş paralel. Olmü endeksten çok güçlü. Orge endekse paralel. Orma endeksten güçlü. Osman endeksten çok güçlü. Bakın Osman. Ostim endeksten güçlü. Otokar endekse paralel ama sanki bir zayıflama işareti var gibi. Şöyle bir bakayım. Otokar haftalık.
Evet, maalesef. Endeksten zayıflamaya başlamış. Oya, endeksten güçlü. Bunları geçiyorum. Oylum güçlü. Biraz hızlı geçelim çünkü sonuçta Özbal endeksi paralel. Günlüğe de döneceğiz. Şimdi bunların bir de günlüklerine bakacağız arkadaşlar. Özgeo endekse paralel pardon. Endekse paralel. Özre'de. İsmini bile yeni duyduğum hisseler görüyorum arkadaşlar. Endeksten güçlü bu. Bakıyor endekse paralar. Paralel. Papil endeksten güçlü. Varsa endekse paralel. PGO paralel. Pek GEO endekse paralel. Penguin Gıda herhalde çok güçlü. Petkim endeksten güçlü. Petun endeksten güçlü. Pegasus endekse paralele dönmeye başladı. Pınar Su çok güçlü. Tabii kıtlık muhabbeti. Aman Allah göstermesin öyle düşünüyor musun? Pekart endeksten güçlü. Peker, Petrokent endekse paralel. Bu çok güçlü gözüküyor. Neyse artık bilemiyorum. İsmini bile telaffuz edemedim ama şu arkadaşlar hisse midir acaba bu? PMVRG 3G. Pınar Süt güçlü. Polho endekse paralel. Poltek endekse paralel. BRK oldukça güçlü. Akbink güçlü. Prisma güçlü. Endekse paralel. Endekse paralel QNB. RAL YH endeksten güçlü. RAY Sigorta endekse paralel. Reha endeksten güçlü. Rodriguez, Rodriguez endeksten zayıf. Royal endeksten güçlü. Bu da güçlü gözüküyor halihazırda. Herhalde laboratuvar güçlü. RGO güçlü. Reysaç güçlü. Saf GO güçlü. Sahol endekse paralel. Salix endeksten güçlü gözüküyor. Samat endekse paralel. Sanel endeksten güçlü. Sanfilm herhalde bu endeksten güçlü. Sanko endeksten güçlü. Sarkuysan endeksten güçlü. Sasa çok güçlü. Sayas endekse paralel. Sekf herhalde finans. Şeker finans çok güçlü. Sekur güçlü. Selek güçlü. Selçuk da ortada. Servet endekse paralel. Seyitler Kimya çok güçlü gözüküyor. Silver güçlü. Pardon. Paralel. Şişecam. Endekse paralel ama sanki iyi gözüküyor. Toparlayacakmış gibi gözüküyor Şişecam. Şekerbank endeksten zayıf. Taş endekse paralel. Smat endeksten güçlü. SNG endekse paralel. Şöyle hızlı geçiyorum. Senkronizan herhalde endekse paralel. Sönmez Pamuk da endekse paralel. Soda. Evet endekse paralel ama sanki güçlenecek gibi gözüküyor. İyi gözüküyor. Soda sana endeksten güçlü. Şok Market güçlü. Sönmez güçlü. SRVG güçlü. Sumas güçlü. Taç zayıf. Tatgıda çok güçlü. Tav endekse paralele döndü artık. Borg gördüğüm kadarıyla endeksen halihazırda paralele dönecek gibi. Bakın uzunca bir süre güçlü dediğimiz Turkcell vardı. Şu an için endekse paralele dönüyor ama halihazırda zaman zaman endeksen daha iyi hareketler yapabilir Turkcell. Bu TDGYO endekse paralel. Pardon. Sanki evet endeksen güçlü. TDGYO. Neyse artık bilemiyorum. Tekdu endekse paralel. Teksaş endekse paralel. Türk Hava Yolları endekse paralel. Tire endeksten güçlü. TKFN endekse paralel. Teknosa endeksten güçlü. Tekur endekse paralel. Trabzon Liman herhalde endekse paralel. Pol endeksten güçlü. Endekse paralel. Toğaso endekse paralel. Turkas endekse paralel. TRGO endeksten zayıf. Trakyacam endeksten güçlü olmaya başladı Trakyacam arkadaşlar.
Onun dışında hemen şöyle bakalım. TSGO güçlü, TSKB paralel, Trabzonspor endekse paralele dönmeye başladı. Türk Telekom çok güçlü. Türk Traktör endekse paralel, pardon. Türk Traktör sanki biraz zayıflama var ama endekse paralel gidebilir diye düşünüyorum. Şimdi bunların bir de günlüklerine bakacağız arkadaşlar. Günlüklerde biraz daha resim burada netleşmiş olacak. Herkes kendi kağıdını zaten takip ediyordur ama benim dikkatimi çeken ekstra olursa da onları da tekrar okuyacağız. Tuğçelik herhalde endekse paralel, Tukaş biraz sanki endekse paralel. Tüpraş yavaş yavaş endekse paralele dönmeye başlıyor. Turge endeksten zayıf. Ufuk zayıf. Ulaş endekse paralel. Ülker endeksten hala güçlü. Ulus güçlü. Ulum güçlü. Bas endekse paralel. Ünye hala güçlü. Uşak paralel. Ya bunu geçiyorum. Ütopya endekse göre paralel. Uzerbe endekse göre güçlü. Vakıfbank endekse paralel. Vakıf endekse paralel. Vakko endeksten güçlü. Vanga'da Vanga'da mıydı? Evet. Endekse paralel gibi gözüküyor. Vertu endekse paralel. Verus endeksten zayıf. Vespe endekse paralel. Vestel endekse paralel. BKG endekse paralel. BKGO endekse paralel. Viking zaten kağıt peçete hala güçlü. Yaprak süt müydü bu? Endeksten güçlü. Yataş endekse paralel. Yayla endeksten güçlü. YBTAS endeksten güçlü. Yeşil endekse paralel. YGGO endeksten güçlü. Endeksten zayıf. Yapı Kredi maalesef hala endeksten zayıf. YKGO endeksten güçlü. Bu da güçlü. YKSLN endekse paralel diyelim. Yonca endeksten güçlü. Yunsa endeksten güçlü. Yapı endekse göre endeksten zayıf. Zoren endekse paralel. Evet. Evet, şimdi günlük pardon haftalık hisselere böyle bir göz attıktan sonra isterseniz bir de bunların günlüğüne bakalım. En azından haftalıklarda güçlü zayıfları siz kendi hisselerinizi takip eden arkadaşlar en azından böyle bir yorumda bulunmuş olduk. Eğer ki günlüklerde güçlü dediğimiz güçlü görüntü arz ediyorsa evet kısa vadede endekse gelecek tepki de o hissede iyi hareket olur. Endekse göre zayıfsa zaten tepkilere çok fayda sağlamayacak anlamına gelir. Bu şeyi de hızlı bir geçiş yaptıktan sonra günlükleri de bitirdikten sonra şöyle tekrar bir piyasalara göz atarız ondan sonra tamamlamış oluruz. Ve hemen günlüğe dönüyorum. Günlükte Atsel şu an için gördüğüm kadarıyla güçlü. Adana güçlü. Adana B güçlü. Adel endekse paralel. Adese paralel. Adana C endekse paralel. Anadolu Efes şu an gördüğüm kadarıyla endekse paraleldi. Sanki biraz endekse paralel çok da. Çünkü ana trend bakın şimdi bazı şeyleri paralel yatay zayıf güçlü derken resmi büyüğüne bakarak da karar veriyoruz. Bakın resmi büyüğü bu şu demek arkadaşlar. Yani endeksten son dönemde iyi gitmiş şu hareket iyi gittiğini gösteriyor. Belki son hafta biraz aşağı gelmiş ama tamamına trendin tamamına bakınca bakın. Yani bunu da böyle bir not olarak söylemiş olayım. Trendin tamamı nasıl? Şimdi bir şey göstereceğim size. Mesela şöyle alalım. Endeksin tamamına bakınca aslında bu hisse yatay gözüküyor. Endekse paralel gitmiş zaman zaman ama ben genelde endeksten güçlü olduğunu düşünüyorum. Mesela örnek 27 Ocak'ta bu hisse ne kadarmış ve son durumda ne kadar?
ve 27 Ocak'ta endeks ne kadarmış ve hisse ne kadar? Bunun karşılaştırmasını yaptığınızda bakın ortaya yatay olduğu için ben hatta primli bile çıkabileceğini düşünüyorum hissenin 27 Ocak'tan bu zamana endekse karşılaştırdığımız. Hadi şöyle bir karşılaştırma yapalım. Mesela 27 Ocak'tan ne kadarmış? TL'ye dönüyorum. Bu tarz şeyler de yapabiliriz. 25.700'müş değil mi? Hemen dönüyorum. 25.700 döndüm. Yüzde kaç düşmüş? %32. Peki. Ayın kaçı demiştik? 25 demiştik değil mi? 25 evet. Hemen pardon 27'si. 27'si mi demiştik? 20, evet 27'si 25'i demiştik. Şimdi XU 100. 100 endekse dönelim. Ayın 27'sinde bakın şurada. Peki endeks ne kadar düşmüş bakalım. %27. Endeksten çok az. %27, %32, %5 civarında. Yani endekse paralel gitmiş neredeyse. Umarım anlatabilmişimdir. Ama mesela ilerleyen safhalarda bu tür karşılaştırmalar yapacağız. Hangi hisse endeksten daha güçlü gitmiş. Dolayısıyla bu karşılaştırma yaparken neye göre yaptığımızı, dolayısıyla ben güçlü dediğim hisselerde süreç nasıl olabilir, zayıf dediğim hisselerde nasıl olabilir, bunu kendiniz de görebileceksiniz. Hemen buradan bir önceki Anadolu Efes'ten devam edelim. Mesela Afyon büyük ihtimalle endekse paralel gitmiş son dönemde. Hatta son dönemde biraz daha güçlü. İyi. Endeksten güçlü. Agol. Mesela bu hisse endeksten güçlü. Yani o tarihten 27'sinden bakacak olursak endeks %27 düşmüş. Bu hisse belki şöyle söyleyeyim %5-6 endeksin üzerinde olabilir. Güçlü gözüküyor. Hemen dönüyorum. Agio. Bu endeksten zayıf. Şu an için endekse paralel diyorum. Kısa vadede. Akbank. Endekse paralel. Akçansa. Haftalıkta yanılmıyorsam endeksten zayıf. Akbank haftalıkta nasıldı? Bir saniye hemen bir daha bakalım. Çok pardon. Dönüyorum. Akbank Temurut. Şöyle. Günlükten haftalığa bakalım. Endekse göre açıkçası biraz zayıf gözüküyor haftalıkta. Ortalamasının altında kalmış. Günlüğe dönüp bakıyorum. Günlükte de paralel. Evet günlükte paralel. Endekse beraber gidecek gibi gözüküyor. Kısa vadede sanki biraz daha toparlama var gibi gözüküyor. Hemen dönüyorum. Akçansa endeksten güçlü. Bakın mesela Akçansa endeksten güçlü. Ak Enerji endekse paralel. Akfg'ye endekse paralel. Aksigorta endeksten zayıf. Akku endeksten güçlü. Akmerkez endeksten güçlü. Aksa endeksten güçlü. Aksen endekse göre şu an kısa normal şartlarda güçlü ama kısa vadede baktığımda endekse paralel gibi gözüküyor şu anki durumda. Şimdi mesela bu karşılaştırmayı ayı 24 Ocak demiştik değil mi yanılmıyorsam biraz önce. Mesela bu hisseyle bir karşılaştırma yapalım. Bu aynı zamanda eğitim niteliğinde olduğu için videolarımız. Bakın biraz önceki grafikte 24-27'siydi değil mi? Şimdi ayı 27'sinde bu hissenin durumuna baktığımızda nasıl bir trend görüyorsunuz arkadaşlar? Şu anki duruma baktığımızda bakın bu trend hep yukarı gitmiş. Anlamı şu. Ben eğer her gün düzenli grafik bakıyorsam endeksten daha az düşebilecek veya endeksten daha fazla yükselebilecek veya endekse paralel gidebilecek hisseleri işte bu tarz buluyorum. Bu tarz yorumluyorum. Mesela ben uzunca bir süredir Akseni endeksten güçlü dediğimiz hisselerde. Şimdi ayı 24'ünden itibaren endeks ne yapmıştı? %27 düşmüştü bugüne kadar. Bu hissenin karşılaştırmasını yaptığımızda bakın TL bazında alacağım. Ayı 27'sinde endekse göre bakın bu da düşmüş ama endekse göre çok daha az düşmüştür. %22. Yani %5'lik bir fark var. Yani endeksin biraz üstünde. Ama zaman zaman endeksten daha iyi tepkiler varmış görüyor musunuz? Ve toparlama olduğunda da endeksten daha fazla tepki verebilecek hisseler içinde olacaktır bu. Dönüyorum hemen. Tekrar günlüğe dönüyoruz ve devam ediyoruz. Umarım anlatabilmişimdir. Endeksten zayıf. Aksu. Endekse paralel. Alarko şu an için endekse paralel. Alvarka endekse paralel. Alarko endekse paralel.
Hakikaten endeksten güçlü. Yani mesela gördüğüm kadarıyla eğer 24'ünden bakacak olursak, bakın şu durumda 27'sinden bakacak olursak, evet şu durumda büyük ihtimalle endeksten daha az düşmüş. Bu da nereden bize bu böyle bir varsın tahminde bulunmamıza neden oluyor? Çünkü trend halihazırda bakın yukarı. Endeksten daha fazla yükseldiğini gösteriyor. Ama ana trend çerçevesinde baktığımızda evet endeksten güçlü ve bu hisse orta uzun vadede tahmin ediyorum ki endeksten daha güçlü gidecek. Hemen geçiyorum. Daha olumlu olacak gibi gözüküyor. Bunu da geçiyorum. Algeo endekse paralel. Alka endeksten hala güçlü. Alkim hala güçlü. Alya endekse göre şu an gördüğüm kadarıyla endekse paralel. Anadolu Cam endeksten güçlenmeye başladı şu an için arkadaşlar. Gayet olumlu. Anel güçlü. Anadolu Hayat endekse paralel kısa vadede. Anadolu Sigorta endeksten güçlü şu an için. Bakıyorum. Endeksten güçlü. Evet. Arçelik endekse paralel kısa vadede. Arena endeksten güçlü. Armada endeksten güçlü. Arsan endekse paralel. Artı endeksten güçlü. Aselsan hali hazırda endeksten güçlü. Aslan endeksten güçlü. Asuzu endekse paralel. Endeksten güçlü. Atex endekse paralel. Atlas zayıf. Akbet oldukça zayıf. Dantis yatırım ortak holding herhalde. Gördüğüm kadar endeksten güçlü. Avgeo endekse paralel. Endeksten zayıf. Avis endeksten güçlü. Avot endekse paralel. Autor gördüğüm kadarıyla endekse paralel. Altın Yunus Çeşme çok güçlü. Ayan güçlü. Ayas hacim bile herhalde daha işlem bile olmayan bir hisse ki. Çok da bir şey anlam ifade etmiyor ama endekse paralel diyelim. Aygaz endekse paralel. Bağfaş. Evet. Gördüğüm kadarıyla endeksten güçlü. Bakap endeksten güçlü. Balat endekse paralel. Bamit çok güçlü. Mesela Bamit gördüğüm kağıtlar için en güzellerinden bir tanesi şu an için. BASCM endekse paralel. BERA endekse paralel. Beyaz endekse paralel. Boşfren endekse paralel. BİM şu an için endekse paralele dönüyor. Bizim. Halihazırda endeksten güçlü. Beşiktaş endeksten güçlü arkadaşlar. Bilecik çok güçlü. Bimex. Bunlar da hacim bile yok herhalde gördüğüm kadarıyla. Benetas güçlü. Boluçmerto güçlü. Bossa güçlü. Yok endekse paralel. Brisa güçlü. Eriko paralel. Berkosan bu. Evet şu an için endeksten güçlü. Lümen endekse paralel. Borusan yatırım. Pardon, Borusan endekse paralel. Yatırım güçlü. BSOK endekse paralel. Batıçin paralel. Bursa Çimento güçlü. Burce paralel diyelim. Burcet. Burva. Şu an gördüğüm kadarıyla endeksten güçlü. Coca-Cola endekse paralel. Yani bir ara oldukça güçlü seyretmişti. Şu an için endekse paralel dönmüş çok kısa süreli. Çelik Alat endekse paralel. Cemaş endekse paralel. Cemtaş endeksten güçlenmeye başladı. Ceom M endekse paralel. Çimsa paralel. Çelebi güçlü. Çimbeton endekse paralel. Çimentaş endeksten güçlenmeye başlamış. Kozma güçlü gözüküyor. Garfa güçlü. Bursa güçlü. Cusan şu an gördüğüm kadarıyla evet endeksten biraz daha güçlü. Dagi güçlü. Dagi şu an için endekse bakıyorum. Dagi evet endeksten güçlü gözüküyor şu an. Çünkü 21'ine daha önce ulaşmış. Dardanel
Halihazırda endeksten güçlü. Deniz cam paralel. Denge paralel. Deniz oldukça zayıf. Deras endekse paralel. Derim endekse göre güçlü. Desa güçlü. Eski. Bu da şu an için endekse paralel dönüyor gibi gözüküyor. Deva. Bu durumda deva gördüğüm kadarıyla şu an için bir zirve hareketi içinde. Haftalıkta çok güçlü. Günlükte de aslında endekse paralele dönecek gibi gözüküyor. Bir süre daha. Ana trend yukarı ama kısa vadede bir dinlenme olabilir. DGT endekse paralel. Paralel diyor. Herhalde doğuş kelebek endekse paralel. Dirit endeksine güçlü. Ditaş endekse paralel. Demirtaş endeksinden zayıf. Doğas endekste. Bakın haftalıkta mesela paralelde günlükte gayet güçlü. Dobur endekse paralel. Doko haftalıklarda kötüydü. Endekse şu an günlüklerde paralel. Biraz daha yanaşmış. 90 doğru güçlü. Doğan şu an endekse paralel diyelim. Yani günlükte görüntü zayıf ama 60'ı ve 20'nin üzerinde olduğu için bu geri çekilme normal. Büyük ihtimalle endekse paralel seyredecektir önümüzdeki günlerde de. Döktaş şu an için gördüğüm kadarıyla endekse göre zayıf. Hemen Dur da güçlü. Yoba'ya güçlü. Nezeye endekse paralel. Eczacı ilaç oldukça güçlü. Son dönemde güçlü gördüğümüz hisselerden de. Yatırım güçlü. Edip endeksen şu an güçlü. Güçlü. ECYH güçlü. ECYO güçlü. Ege Endüstri. Evet şu an için güçlenmeye başladı Ege Endüstri de. Evgübre güçlü. Ekbura endekse göre güçlü. Ekser endekse paralel. EKGO evet endekse paralel. Haftalıkta da paraleldi. Şimdi de paralel arkadaşlar. X endeksen güçlü. Emkel endeksen güçlü. Emliş zaten hacimde olmuyor herhalde güçlü. Neyse da bir endekse paralel durum söz konusuydu ama tahmin ediyorum burada denge bulur diye düşünüyorum. Endekse göre ama şimdi 60 günlükte kapatmış. Sanki biraz endeksten ön başta biraz ayrışabilir. Negatif ayrışabilir arkadaşlar. Enerjisi. Enka endekse paralel. Son dönemde biraz güçlüydü. Endekse paralel döndü. Eplas. Geçiyorum. Hacim de olmuyordur büyük ihtimalle. Eskinin iyi kağıtlarından da. Erbosan endekse paralel. Ereğli. Zayıf giden kağıtlardan da son dönemde şu an için endekse paralele dönebilir. Ersu güçlü. Esko güçlü. Etiler güçlü. Etiyat güçlü. Endekse paralel diyelim. EUKYO bu da güçlü endeksten. EUKYO bu da güçlü. Fener şu an için evet endeksten güçlü. FLAP endekse paralele dönmeye başlamış. FMIZP Federal Motor Piston endeksten hala hazırda güçlü ama sanki işte üçüncü tepeyi de yapmış. Sanki endekse paralel dönecek gibi gözüküyor. Fonet güzel. Güçlü yani. Form endekse paralel. Frigo haftalıkları güzeldi. Endekse paralel dönecek gibi gözüküyor. Froto şu an için endekse paralel. Garanti endeksten güçlü. Geçen haftanın son 2-3 gününde bir toparlamadan bahsetmiştik. Günlük raporlarda da haftalıkta canlı yayında da bahsetmiştik herhalde. Endeksin önünde gidecek demiştik ki endeksten daha iyi gitti son günde. Son 2 güne baktığımızda gayet olumlu. Şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Yani hem bu bir yerde şey niteliğinde olsun ders niteliğinde zaten amacımız burada grafiklere nasıl bakıyoruz? Güçlü zayıf neye göre belirliyoruz? Bunları da anlatmaya çalışıyorum ama ne kadar çok grafik bakarsanız yani her gün ne kadar çok ilgilendiğiniz alanda grafik bakarsanız o kadar güçlüleri veya zayıfları güçlü grafikler veya zayıf grafikleri tespit edebilirsiniz. Mesela borsa sihirbazlarında yine David Ryan diye bir trader vardı yıllar önce. Okuduğum hisse senedi avcısı diyorlardı bu lakabı hisse senedi avcısı diyorlardı. Çok basit bir şeyden bahseder. Sistemden bahseder. Der ki mesela şu yükseliş şurada bir yükseliş olmuş değil mi arkadaşlar? Ya bu yükseliş
Bu yükseliş tamam. Ben yükselişi görüyorum. Burada sivri hareketi görüyorum. Şu düşüşü de görüyorum. Şu yükselişi görüyorum. Şu yatay hareketi görüyorum. Resmi büyütüyor. Şöyle bir bakıyor. Şu yükseliş, şu düşüş. Bunlar nasıl olmuş? Şu yükseliş, bakın şu yükseliş evresi başlamadan önce geçmişe dönüp bakıp öncesinde, yükseliş öncesinde ne gibi bir grafikte hazırlık var? Şu düşüş öncesi ne gibi bir hazırlık var? Şu rally olma aşaması öncesinde, yani şu rally olmadan önce şu bölgede ne var? Bunların hepsini kendince geliştirdiği sistemlerle, daha doğrusu grafiğe bakış şekliyle kendince bir takım yöntemler çıkartmış ve gerçekten çok başarılı. Sürekli grafik baktığında artık grafiklere nasıl bakması gerektiğini kendince sistemler geliştirerek oluşturmuş ve Borsa Sihir Bazarı'nda da ondan bahsediyorum. Hangi piyasa olursa olsun yeter ki düzenli grafik olsun. Ben sürekli hisse senetleri tarafında tabii daha çok bir trader, usta bir trader, başarılı bir trader bundan bahsediyor. Yani bir yükseliş başladığında önceki evreye bakarım. Yani şu evreye bakarım. Geçmişte karşılaştırırım. Düşüş düzeltme olurken ki evreye bakarım. Bunları aslında kendince bir takım sistemler geliştirerek böyle kendini geliştirmiş. Onun için şunu diyorum, mutlaka grafiklere bakarken hareketli ortalamalarınız olsun, altta ara sayınız olsun, Bollinger bandınız olsun. 2-3 tane hareketli ortalama yeterli arkadaşlar. 5 günlük, 20 günlük, 60 günlük. Bollinger band, RSI. Başka hiçbir indikatöre gerek yok. Benim kendi indikatörlerim var. Aşırı yükselişlerde, aşırı düşüşlerde bana güvenli alış, güvenli satış dediği noktalar var. Zaten ben bunlardan bahsediyorum. Bunları paylaşıyorum. Bunları bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Bu aşırı hareketlerde yakalamaya çalışıyorum. Bakın mesela benim RSI'm farklıdır. RSI normalde 30 vardır, 70 vardır. Ama ben RSI'da, dikkatli bakanların mutlaka dikkatini çekmiştir, RSI'da bir şey koydum bakın. 1.50 koydum ortaya. 50'nin altı ve 50'nin üstü. 50'nin altı nasıl? 50'nin üstü nasıl? Aşırı alım bölgelerinde satışın 70'e geldiğinde satış beklenir mesela. Ama bakın ben buraya 80 koymuşum. 80'de satış bekliyorum. Bakın 80 koymuşum. Gördünüz mü? 80'de satış bekliyorum. Görüyor musunuz arkadaşlar? Veya diplerde yeşilin altında dip benim için 20'dir. 20'den alış bekliyorum. Yani tamam yeşilde de bekleyebilirsiniz ama ben en iyi noktayı yakalamaya çalışıyorum. 20, 80, 70, 50, 30. Çok da önemli bir indikatör tiyosu vermiş olayım. Dolayısıyla grafiğe bakarken en basitinden, bakın çok basit bir şey daha söyleyeceğim. Ama çok önemli. Bu benim kendi bulduğum bir sistem. Şöyle bakın değerli arkadaşlar. Milyonluk bir eğitim olsun. Bakın fiyat. Şurada görüyorsunuz. 50'nin altında gittiği sürece nasıl gitmiş? Yukarıda bakın. Hemen iz düşümüne bakın. İlla ki bakıyorsunuzdur. Bu üst tarafa, şuraya bakın arkadaşlar. Bakın. Fiyat burada giderken ne olmuş? 50'nin altında gittiği sürece fiyat düşmüş. Ne zaman 50'nin üzerine çıkmış? Bakın ne zaman 50'nin üzerine çıkmış? Ne başlamış? Yukarıda ne başlamış arkadaşlar? Evet. Duyamıyorum. Duyamam tabii çünkü yazarsanız görebilirim. Ne başlamış arkadaşlar? 50'nin üzerinde gittiği sürece bakın fiyat hep nereye doğru gitmiş? Yukarı doğru. Bu videoyu seyredenlere iyi bir indikatör tahlili analizi yapmış olalım. Bu indikatörü de böyle kullanabilirsiniz RSI'da. Ben eğitimlerimde tabii yani kendi geliştirdiğim yöntemler, sistemler, burada grafiklerin okunması, grafiklerin şu kapanışları, bantla kullanımı, bunları da zaten eğitimlerde sık sık bahsediyorum ama bugünün tiyosu da bu olsun. Geçiyorum hemen. 50'nin altında kaldığı sürece görüyorsunuz. Bakın 50'nin altında kaldığı sürece ne olmuş? 50'nin altına geldikten sonra ne olmuş? Görüyorsunuz arkadaşlar. Üstüne çıktığında da bir süre kopup yukarı gitmiş. Geçiyoruz. Başka ise gedik. Bakın buraya bakın. Değerli arkadaşlar. 50'nin üzerine çıktıktan sonra zaten hiç 50'nin altına gelmemiş. Hikaye bir kağıt olabilir ama yine de güçlü. Neyse. Gezi gayet güçlü. Endekse Gentaş. Gördüğüm kadarıyla endekse paralel. Gerel. Endekse paralel. GDM'de o.
Endeksten güçlü. Güçlü. Şu an için dönüşü buldu. Bakın. Bakar mısınız arkadaşlar? Artık yeter. Endekse göre zayıf. Pardon. Evet, zayıf. Güçlü. Yöntaş endekse paralel. Biliyorum. Gördüğüm kadarıyla endekse paralel günlükte. Gözde. Endekse paralel. Yerine endekse paralel. Güçlü. Endekse göre güçlü. GSDO endekse paralel. Galatasaray endekse göre güçlü. Gübre. Gördüğüm kadarıyla endekse paralel dönmeye başladı. Haftalığı güzeldi ama endekse paralel döndü günlükte. Yani bir hissede tespit ettiniz. Günlükte iyi tespit ettik mesela. Dönün o hissenin haftalığına bakın. Aylığına bakın. 4 saatliğine bakın. En iyi zamanlamayı yakalamak için o zaman periyodunu söylemeyeceğim arkadaşlar. O da bana kalsın. Onu da eğitimlerde anlatalım. En iyi zamanlamayı yakalamak için hangi periyoda bakmak gerekir? Günlük yakaladık, haftalık yakaladık, 4 saatlik sonraki periyotları, 2 periyot onu söylemeyeceğim. Kızmazsınız değil mi? Söylemediğim için. Güneş sigorta endekse göre güçlü. Geliyor. Güçlü. Ama endekse paralel dönecek büyük ihtimalle. Halkbank endekse göre endekse paralel. Halk sigorta herhalde bu endekse paralel. Hatek güçlü. EDG güçlü. Güçlü. HLG güçlü. Biraz hızlanalım. Bu ve güçlü. Ülgesi güçlü. ICBC güçlü. Paralel İDEA güçlü. İHYA güçlü. Endekse paralel. İHEVA endekse paralel. Gayet güçlü. İhlas gayri. Gazete herhalde gördüğüm kadarıyla. Şu bakıyorum. Güçlü. Bakın mesela şurada bakın değerli arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakın altına geldikten sonra şu trende bir bakın. Altına geldikten sonra 50'nin altında gittiği sürece bulaşmayın. Ne zaman 50'nin üzerine çıkmaya başlıyor, oturmaya başlıyor. Zaman zaman denemeler oluyor. Yani şuraya çıktıktan sonra 2-3 gün boyunca size kar fırsatı illaki tanıyor. Ama çıkıp ikinci defa da çıkıyorsa zaten görüyorsunuz. Pop pop gidiyor. Görüyor musunuz? Sonra üzerinde kalıyor ve devam ediyor. Gördüğünüz gibi hala da güçlü. Çok önemli bir ders notu olsun. İhlas güç şu an gördüğüm kadarıyla endekse paralel. Güçlü. İHGYO. Endekse göre güçlenmeye başlamış ama evet paralel. Pardon, endekse göre güçlü bu. İndes paralel info bunu geçiyorum. Bazı şeyler arkadaşlar ismini bile telaffuz edemem. Onun için hızlı geçsem herhalde sakıncası olmaz. Hangisine? Hemen şöyle bir bakalım. Bakalım. İntema endekse paralel. İpek endekse göre güçlü. Ama paralele dönecek büyük ihtimalle. B güçlü. İşçe bakın haftalıkta kötüydü ama günlükte paralel. İstemir güçlü. İşfin endekse göre paralel. İSKEO paralel. İş yatırım zayıf. O. Evet arkadaşlar. İSKEO pardon zayıf. İşmen güçlü, işyat maalesef zayıflamaya başlamış. İttifak endekse paralel. İsvaş endekse paralel. İzdemir. İzdemir'e bakıyorum. Endekse göre güçlü. İzocam. Ha, İzocam kapandı herhalde değil mi ya? Ben bakıyorum da. Evet. İstar endekse göre şu an için zayıflama var. İjansa güçlü. Aplomi güçlü. Karel güçlü. Karsan. Sanki Karsan biraz zayıflayacak gibi gözüküyor arkadaşlar endekse göre. Karton çok güçlü. Katmer paralel. Koç Holding. Evet Koç Holding endekse göre biraz daha zayıf. Kent güçlü. Bu Kervan herhalde zayıf. Yerevitaş endekse göre güçlü. Kafe güçlü. Endekse paralel. Klimasan güçlü. KLNA endekse paralel. Konfort baktığımda endekse göre güçlü. Konya güçlü. Kortsa paralel. Koza Kozal
endekse paralele dönüyor arkadaşlar. Güçlü aslında hala güçlü. Koza aldı. Koza A'da, koza A'da güçlü ama bu dönüşler biraz burada yataya dönebileceğini gösteriyor. Güç kaybetmeden yataya dönebilir. Ortalamanın altında kalırsa sıkıntı olur aslında. Evet. Kardemir A endekse paralel. Hemen bakayım. B paralel. D haftalıkta zayıftı ama şimdi paralel gözüküyor. KRGO güçlü. Kront endekse göre bakıyorum şu an paralel. KRSM paralel diyorum çünkü dönüş biraz sıkıntılıydı. Son dönüş. Kristal güçlü. KRTEK güçlü. Kütbo güçlü. Kuyas paralel. İtfa paralel. Link güçlü. Lokman hala güçlü. Logo güçlü. Lüks. Evet güçlü. Alt, M alt endekse paralel. Makine takım. Bakıyorum endekse paralel. Marka endekse paralel. Martı endekse paralel. Mavi güçlü. Mega paralel. Memsa paralel. Mepet. Bakayım. Mepet şu an için paralel gibi gözüküyor günlüklerde. Merit. Paralel. Merko çok güçlü. Metal güçlü hala. Metro. Metro günlüklerde haftalıklarda çok iyi değildi ama günlüklerde endekse paralel dönmeye başlamış. Hatta evet paralel. Hatta bakayım bir dakika. Evet. Endekse paralel diye. Metro paralel. Migros hala güçlü. Mipas endekse paralel. Memecas güçlü. Menderes güçlü. Medical Park endekse paralel. Mardin paralel. Merevgö paralel. Marshall çok güçlü. Mesela paralel. Zayıf. Bu şu ise zayıf. Neyse artık ismi gibi. Metre yatırım ortaklığındır. Masar Zorlu güçlü. Naten güçlü. Netaş güçlü. Nivaş paralel. Netolink paralel. Haftalığı zayıftı Netolink'i. Normalde güçlenmeye başlar. Nugio. Gördüğüm kadarıyla endekse göre güçlü. Nuh. Endekse paralel. Odas paralel. Olmip çok güçlü. Orge. Şu an gördüğüm kadarıyla güçlenmeye başlamış. Orma paralel. Osman. Oldukça güçlü. Ostim güçlü. Otokar. Maalesef evet sanki zayıflama var otokarda arkadaşlar ama paralel dönebilir. O zaten uçmuş bir kağıtta. Uylum güçlü. Özbal. Endekse paralel. Özgüyo paralel. Özkegüyo endekse paralel. Bu tavan gibi gözüküyor. Pagyo paralel. Papil. Güçlü görünüyor. Parsa paralel. Pegyo paralel. KGO endekse paralel. Penguangular gayet güçlü. Etkim haftalığı sanki güçlüydü. Günlükte de paralele dönmüş. Paralel ama şu 5 günlük bir geçecek olursa endeksten ayrışır pozitif. Haftalığı güzeldi çünkü. Petun hala hazırda güçlü. Pegasus şu an için güçlü. Su güçlü. Pınar su. Pekart çok güçlü. Petrokent o endekse paralel geçiyorum. Pınar Süt şu an için endeksten güçlü. Polo güçlü. Poltek endekse paralel. PRK güçlü. PRKM güçlü. Rizma güçlü. ST endekse paralel. QNB zayıf. Paralel. Bu neydi? Bunlara bakmıyorum bile. Bazılarına ismini bile telaffuz edemiyorum arkadaşlar. Raldiye şu an için güçlü gözüküyor. Ray Sigorta güçlü. Reha güçlü. Rot G. Rot ZG endekse göre paralel. Royal güçlü. Zaten tavan gidiyor. Ama sonunda açılmış herhalde. Dikkat etmekte fayda var. Yani haftalığı güzel gözüküyordu ama büyük ihtimalle dönüş olacak gibi gözüküyor. Ama ortalamasının üzerinde hala. Neyse. RGO güçlü. RSH güçlü. Safka
endekse paralel, endekse paralel Sabancı, Sarix endekse paralel, Samat güçlü, Sanel güçlü, SanFG şu an için güçlü gözüküyor. Haftada da güzeldi, Sanko da haftada güzel, Sarkuysa gayet güçlü, Sasa güçlü, Sayas paralel, SFG çok güçlü, Sekur güçlü, Selek endekse göre hala güçlü ama şu dönüşmeni biraz belki burada biraz oyalanabilir. Endekse paralel diyelim. Selçuk da endekse göre paralel. Serve paralel. Seyitler kim ya? Güçlü. Silver güçlü. Şişe güçlenmeye başladı arkadaşlar. Şekerbank paralel. Söktaş güçlü. Senart güçlü. SNB paralel. Senkron güçlü. Sönmez pamuklu güçlü. Soda güçlenmeye başladı. Sodası da herhalde bu da güçlü. Evet gayet güzel. Şok market çok güçlü. Sönmez güçlü. SRG o güçlü. Sumas endekse paralel. Taç kaçmak lazım. Merak etme. Tatgıda şu an için güçlü. Tav şu an için endekse paralele dönebilir. Son günlerde güçlü gördüğümüz hisselerden de zaten. Hop hop gitti. Uyumsuzluk ses konusuydu. Pozitif bir uyumsuzluk yaptı ve gayet olumlu seyretti. Şimdi Tuborg endekse göre hala güçlü. Turkcell şu an endekse paralele dönmeye başladı. Uzunca bir süre olumluydu. Ne diyoruz? Mesela bu trendi gördüğünüzde endekse bir karşılaştırma yaptığımızda mesela ayın 20 kaçıydı? 27'siydi değil mi? Geçen değil mi? Biraz önce baktığımızda 24'ü. 24'ünde endeks 24'ünden bugüne %27 düşmüştü. Değil mi? %27 mi düşmüştü? O kadar düştü. Bakalım Turkcell bu trendde endekse göre ne yapmış? Merak ettim sadece. Endeks %27 düşmüştü değil mi arkadaşlar? Turkcell bu durumda kaç düşmüş? %12. Yani neredeyse yarı yarıya fark var. Yani trende eğer endeks bazında bakıp endeks bazında 50'nin üzerinde görüyorsunuz şu hareketi arkadaşlar bakın. 50'nin üzerinde görüyorsanız neyi yakalıyorsunuz? Bu hissede kalsanız bile sizi üzmüyor hisse. Yani endeks düşerken biliyorsunuz yani genelde insanlar şunu yaparlar. Endeks düşse de endeks yükselse de hisse senetçiler maalesef arkadaşlar ki ben de hisse senet kökenliyim ve bu işe ilk başladığımda temel analizle başladım. Bilanço okuyarak başladım ve birçok kurumda da araştırma bölümlerinde zaten temel analiz yapıyorduk. Ama teknik analiz her şeyden önce geliyor arkadaşlar. Yani eğer tekniği yakalayabilirseniz her zaman aslında tekniği yorumlayabilirseniz düşebilecek süreçte de yükselebilecek hisseleri bulabilirsiniz. Endeks düşerken de. Endeks yükselirken daha fazla yükselecek hisseleri de bulabilirsiniz. Şu yöntemle. Şu an için gördüğüm kadarıyla endekse paralele dönecek. Turkcell. TDGO güçlü. Tekdur güçlü. Pardon. Bakayım. Endekse paralel. Teksaş endekse göre paralel. Türk Hava Yolları güçlüydü. Şu an paralel döndü ama sanki bir süre daha pozitif ayrışacak gibi Türk Hava Yolları. Yani son günlerde olumlu gördüğüm kağıt hisselerden de bir şeyler de yaptı. Tire hala hazırda güçlü. TKF paralel. Teknoso güçlü. Bakmıyorum bile. Liman endekse paralel. Güçlü. TM Pol, TMSM paralel. Tuaso. Bakayım. Paralel diyelim. TRCAS paralel. TRGO paralel. Trakyacan şu an için güçlü. Bakın mesela Trakyacan şöyle güzel olmaya başladı. TSGO bakıyorum. Trakyacan evet güçlenmeye başladı. TSGO güçlü. TSKB paralel. Trabzonspor yavaş yavaş güçlenmeye başladı endekse göre. Evet güzel. Telekom endekse paralele dönüyor sanki biraz. Haftalık da çok güzel ama. Hala trend var. Türk Traktör trendin bozulmadığını ben görüyorum tabii. Nasıl bozuluyor bunu da zaten eğitimlerimizi anlatıyoruz. Bu arada internet eğitimlerimiz var arkadaşlar. Arzu eden internet eğitimi, sınıf eğitimi tüm detaylı bilgilere sayfamızdan ulaşabilir. Türk Traktör endekse göre paralel şu an için. Tuk çelik güçlü. Tukaş paralel. Tüpraş endeksten güçlü.
Dereye göre güçlü. Pardon. Paralel. Hatta tur GG. Bu zayıf bile arkadaşlar ya. Evet, ufuk. Zayıf ulaş. Endekse paralel. Rüker çok güçlü. Yıl soy. Enerji de herhalde güçlü. Un. Şu an için endekse paralel dönecek gibi gözüküyor. Upas paralel. Ünye. Paralel. Uşak. Paralel. Ütopya herhalde bu. Endekse paralel. Vakıfbank. Endekse paralel. Vakıfbank. Vakıf finans pardon. Endeksten güçlü. Vakko endeksten güçlü. Banguda paralel. Vertu paralel. Verus paralel. Vestel beyaz. Bakayım bir saniye. Vestel beyaz. Endekse paralel. Vestel. Endeksten güçlü. Gördüğüm kadarıyla. Haftalıkta paraleldi. Peki bu endekse paralel. VKGYO. Gördüğüm kadarıyla endeksi paralel. Viking çok güçlü. Bu da güçlü. Yap RG. Yataş endekse paralel. Yayla güçlü. YT bak güçlü. Yeşil paralel. YGYO gayet güçlü. Paralel YGYO. Yapı Kredi Bankası endekse paralel. Yavaş yavaş toparlıyor gibi gözüküyor Yapı Kredi. YKG güçlü. YKSL paralel. Yonca güçlü gözüküyor hala. Yunsa güçlü. Yeşil Yapı paralel. Zoren sanki biraz güçlenecek gibi gözüküyor endekse göre. Evet. Hisseler bunlar arkadaşlar. Açılış oldu mu acaba bakalım mı? Şöyle açılış fiyatlar geçiyor mu herhangi bir yerden? Yani Euro dolar paritesi sanki hafif aşağıya açtı. Çok hafif bir aşağıya açılış var. O şey aşağıya kırmış. Kripto paralar, Bitcoin. Şöyle bir bakalım. Eğer grafiği açabilirsek. Kitlendi. Tut tut. Euro dolar. Euro dolar aslında dolar endeksi de büyük ihtimalle. Şimdi çözüm. Tahmin ediyorum ki bu hafta Euro dolar yukarı harekete devam edecek. Çünkü çok önemli ortalamaları kırdı arkadaşlar. Yani bu olumlu gidişatın habercisi. Şu ortalamayı da bu hafta kırıp yani tekrar düşe başladığı seviyeler, hatta bu hafta 1.13'ler görülebilir. Bu ne anlama gelir? Dolar endeksi aşağıya devam edecektir. Daha önce de bahsetmiş olduğumuz gibi. EUR/TRY, yani daha önce bahsetmiş olduğum dövizde eğer dolardan çıkıyorsanız euroya geçmekte fayda var. Euroyu yukarı yapacaktır. Bu sebeple TRY'ye, dolar TL aşağıya düzeltme gelecektir. Benim beklentim bu. Düzeltme gelecek, etkili olacak diye düşünüyorum. Altın fiyatlarında yukarı yapsa da bir satış fırsatı olacağını düşünüyorum ben. Cuma günü 1.621 kapatmış, 26 mı açmış? Evet. Son yorumumuzda bahsetmeye çalıştık. Güçlü duruyor. Yukarı yapmak istiyor. Yapıp sonrasında geri çekecektir. Bir tuzağa dikkat diyorum burada. Tuzağa dikkat derken şuradan dolayı demiştik. Onu da bir not alabilirsiniz isterseniz. Hatırlatmış olayım daha doğrusu. Şöyle bir hareket yapıp yukarı yapıp sonra geri çekecektir. Bu aynı zamanda gram altında da benzer hareket olacağını düşünüyorum. Yani bir yukarı deneyip bahsediyoruz zaten. Güçlü olduğundan bahsediyoruz. Mesela açılışta gayet güzel. 338. Bakın ne demiştik dünkü yorumumuzda? Gayet güçlü duruyor. Son bir yukarı deneyip şöyle bir tuzak. Hepsinde. Gram'da da, ons'ta da bir boğa tuzağı yapıp geri çekilmeleri olacaktır diye düşünüyorum. Dow Jones, DAX bunlarda da tahmin ediyorum ki yani geri çekilmeler belki %4-5 daha birkaç günlük süreçte olabilir ama buradan tekrar yukarı dönen hareketlere şahit olacağız gibi gözüküyor. Zaten eğer olursa gün içinde canlı yayın yapmaya devam edeceğim, çalışacağım. Teşekkür ediyorum. Gene gerçi yarım saat falan dedik ama saat gene bir saati geçtik arkadaşlar. Evet. Ben teşekkür ediyorum katılımınız için. Ama bir arkadaşımız Batı Çim demişti. Bir Batı Çim'e bakayım ya. Bakacaktım unuttum. Herhalde şey. Herkes nasibini yer. Biz de bakalım. O arkadaş öyle bir yazıp durmuş. Ama endekse göre TL bazında zayıf, endekse göre paralel diyebiliriz. Bunu da bir not olarak en son bu arkadaşımızın isteğinde yapmış olalım. Söylemiştim ama herhalde gözden kaçmış.
Sizler de cansınız. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Umarım bu virüs belasından bir an önce kurtuluruz. İnsanlık adına insanlık kurtulur. Umuyorum ki her şey normalleşecektir. Enseyi karartmamak lazım. Umudu kesmemek lazım. Tabii ki evde kalanlar kalacak. Ekmek parası peşinde koşanlara Allah yardım etsin. Çok iyi yardım dernekleri var. Mesela bir Ahbap var. Haluk Levent'in. Ondan sonra ben açıkçası bir dernek daha vardı ya. Akut diyeceğim geliyor. Akut da bu anlamda tabii ki çok önemli. Özel kuruluşların dernekleri mesela şu an ismi aklıma gelmedi. Belki bu anlamda herkes mutlaka yardımlarını esirgemez. Olabildiğince bizler de elimizden gelince karınca karınca bir şeyler yapmaya çalışacağız. Herkese iyi akşamlar diyorum. Çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.